Merhabalar değerli arkadaşlarım. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Çiğdem. Hoş geldin. Teşekkürler Şeyma. Sen nasılsın? Ebru Karahan hoş geldin. Sinop'a selamlar. Merhabalar Tuba hoş geldin. İyi akşamlar Yep. Hoş geldin. Çağrı iyi akşamlar. Şenay hoş geldin. Teşekkür ederim. Bozdemir hoş geldin. Aysun hoş geldin. Ordu Fas'a Devlet Hastanesi'nden merhabalar. Ordu Fas'a selamlar. Allah iyilik versin Şeyma. Merhaba Şenay, Dionis hoş geldin. Meral hoş geldin. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Teşekkürler Esra. Nailem hoş geldin. Bunu okumak istiyorum. Çok. Hocam merhaba. Dün gönderdiğiniz notlara baktım. Bugün gerçekten efsanesiniz. Zeliha yazmış. Teşekkür etmek istedim. Ben teşekkür ederim. Merhabalar hoş geldiniz. Ali Alkan hoş geldin. Sakız Çiçeği hoş geldin. Arkadaşlar bir yazıyor iken altta kaldı çoğu. Evet. Cümleten hoş geldiniz. Arkadaşlar dün 26 sayfa paylaştım. Her şeyin özünü paylaştım. Onlara bakın. Ondan önceki günlerde paylaştığım 4-5 sayfa var. Onlara bakın girin arkadaşlar sınava. Gönül rahatlığa girin yani. Gözünüzde büyütmeyin. Korkmayın. Evet tarih kolay değil. Ama çok da zor değil yani. İşi bilen bir insanla yürüdüğünüz zaman her şey kolaydır. Yeter ki her işinizde işi bilen kişilerle yürüyün. Teşekkürler Ayşegül, sen nasılsın? Hoş geldin. Teşekkürler Çiğdem. Dezenin Dünyası hoş geldin. Mersin yine yanıyor. Adana da yanıyor. Her taraf yanıyor zaten yani. Orman yangınları da var. İçimiz acıyor ama inşallah tekrardan ormanlarımız yeşerir. Bugün Çağdaş Türk Dünyası anlatacağız hocam. Nokta atışı bilgi vereceğim. Çağdaş Türk Dünyası anlatacağım bugün. Zaten Çağdaş Türk Dünyası'na yorum gelmez. Direkt bilgi sorusu gelir. Size güveniyorum. İyi akşamlar. Duygu. İyi akşamlar Emre. İyi akşamlar Gürkan. İyi akşamlar Fadile. Amin Şeyma. Teşekkürler Emre Can. Hoş geldin kardeşim. Siyasi tarihten hocam şöyle söyleyeyim size. Bir tane soru ya çıkar ya çıkmaz. Osmanlı'nın siyasetinden, siyasi dediğimiz anlaşmaya da savaşlardan bir tane soru ya çıkar ya çıkmaz. Kuruluş yükselme duraklamadan. Aynen Ebru. Gerçekten zor bir süreç. Bugün okudum. Hatta bir video izledim. Bir adam evini kaybetmiş. Dedi ki zaten hanımım yoktu dedi. Üç tane çocuğum var dedi. Evim yandı, bitti, kül oldu dedi. Ne yapacağım ben dedi. Devlet yardım eder diyoruz da devlet yardım etmiyor. Ben onu gördüm, biliyorum yani. İnşallah bu durumda yardım eder ama önceki dönemlerde Mersin'de de dolu baskınlar oldu. Kimseye yardım edilmedi. Hep vaat yani boş. Siyaset zaten konuşma ama icraat olmama sanatıdır. Şöyle düzgün bir siyasetçi çıkıp da burada yangından zarar görenlere takip etse, herkesin malını, mülkünü ya da zayiatını devlet karşılasa devlete çok güven olur ama maalesef ben bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Ertelenmez sınavacım. İnşallah yardımlar toplanır. Pek ümidim yok. Bizim üçkağıtçı milletimiz IBAN numaraları atıyor. Manavgat'a yardım topluyoruz diyor ama Manavgat'la alakası yok. Her zaman bu tür kriz ortamında menfaat sağlayan çok olur. Her zaman da olmuştur. Aynen. Pazar günü tabii ki sınavımız var. Ertelenme diye bir şey yok.
İnşallah herkese yardım edilir. Herkesin zayiatı karşılanır. Ormanlarımız da yeniden inşallah yeşerir ama bir orman kolay yeşermiyor. Bir yüzyılı buluyor. Aynen Ebru kalmadı. Fatma, notlarımızı Telegram'da paylaşıyoruz. Şu an hikayelerimde varsa yukarı kaydır deyip direkt Telegram'a direkt gidiyorsun. Yoksa da canlı yayından sonra yani bir saat sonra paylaşırım. Telegram'a gidiş yolunu. Oradan Telegram'dan indirebilirsiniz. 30 küsür sayfa paylaşıldı. Her gün birkaç sayfa paylaşıldı. Aynen Ayşegül. Hayata umutla bakmayı unuttuk. Gerçekten unuttuk. Unutturdular bize yani. Maalesef unutuldu her şey. TOKİ yapacakmış. Tamam. TOKİ yapacak da ihaleye çıkacak. İhalede yine birilerini zengin edecekler. Sonra dandirik bir ev yapacaklar. 3-5 yıl sonra yıkılacak. Hep böyle olur zaten. Yapmasını yapar ama. Ben gördüm ya, ben neler görmüş geçirmişim. Benim o yüzden kimseye bir güvenim kalmadı. Herkes bana güvenir ama ben herkese güvenemem. Çünkü gerçekten bu dünyada iyi insan, iyi hükümet, iyi devlet adamları kalmadı yani. Çağdaş'tan 3 soru çıkıyor Salih'e. Bugün anlatacağız bakalım anlatabildiğimizi, elimizden geldiğince tempolu gideceğiz. Evet, hazır mıyız? Hazırsak arkadaşlar ben başlayacağım. Zaman kaybı olmasın. Hemen elinizdeki notu açın. Dün sayfa 3'te kalmıştık. İnkılap tarihiyle ilgili bir notumuzla başlamıştık. En başta bu notumuzda işte Osmanlı'da Dalmat'tan kurtarmak için ortasından akımları çalışın diye başlıyor not. Üçüncü sayfaya gelmiştik. Üçüncü sayfadan itibaren arkadaşlar Çağdaş Türk dünyasına geçeceğiz. Seri gideceğim. Bilginiz olsun. Not önünüzde ise önünüzde açın ya da altını çizin. Notu olmayanlar arkadaşlar, şu an hikayelerimde yukarı kaydır yoktur belki kalmamış olabilir. Dün paylaşmıştım. Tekrardan notlar alabilmek amacıyla şu 45 dakikalık dersten sonra yukarı kaydır linki paylaşırım. Oradan direkt Telegram'a gider indirirsiniz. Ne bakarsanız kârdır arkadaşlar şu saatten sonra, ne okursanız kârdır. Nailem, o da şans. Çünkü son günde öğrenilen her şey sınavda çıkıyor. Biz seri seri gideceğiz ve anlatacağız. Fatih zaten kaç gündür soru tahmini yapıyoruz. Evet. Şimdi ben yorumları kapattım değerli arkadaşlarım. Hemen derse geçeceğim. Çağdaş Türk dünyasıyla ilgili dersimize başlıyoruz. Sayfa 3'teyiz. PDF'imizde. Monroe doktrini ile başlıyorum. Birinci madde Monroe doktrini. Sınavda sordular, yine sorarlar. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'dan uzaklaşma politikasına, kendi kıtasına çekilme politikasına ne denir diye soruyor. ABD'nin Avrupa'dan uzaklaşmasına, Avrupa ile ilişkileri kesmesine, Avrupa'nın sorunlarıyla ilgilenmemesine biz Monroe doktrini diyoruz. İkinci maddeye baktığımız zaman basmacı hareket. Arkadaşlar basmacı hareketi çıkabilir. Geçmiş dönemde bununla bağlantılı sorular soruldu. Basmacı hareketi bu Çarlık Rusya döneminde, şu an Sovyet Rusya biliyorsunuz 1991'e kadar Sovyet Rusya vardı, SSCB. O da yıkıldı. Şu an Rusya Federasyonu var. Ama ondan öncesinde Osmanlı'nın en azılı düşmanı Çarlık Rusya'ydı. Birinci Dünya Savaşı'nda da düşmanımız Çarlık Rusya'ydı. Dün öğrettik sizlere. Çarlık Rusya döneminde Kırım ve Türkmenistan Türklerinin, Kırım ve Türkmenistan Türklerinin Rus istilasından kurtulabilmek ve Türkistan yani Orta Asya'yı bağımsızlığa kavuşturabilmek amacıyla Türklerin kurduğu direniş hareketine biz basmacı hareketi diyoruz. Orta Asya Türklerinin Ruslara karşı kurmuş olduğu direniş hareketine biz basmacı hareketi diyoruz. Bu basmacı hareketine askeri yönden destek veren tanınmış bir kişi var. O da Enver Paşa. Enver Paşa 1. Dünya Savaşı bitiminde 1918'de Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasından bir gece önce kaçacak. Rusya'ya kaçacak. Ondan sonra Rusya ile anlaşamayacak ve Orta Asya'ya kaçacak. Orta Asya'da o savunmuş olduğu Pan-Türkizmi kurmak isterken Basmacı Hareketi'ne katılacak. Basmacı Hareketi'ne katılınca da mücadele daha da alevlenecek. Fakat Basmacı Hareketi ile birlikte Rus ordusuyla yapılan bir savaşta Enver Paşa şehit olacaktır. Ondan sonra Basmacı Hareketi de yavaş yavaş sona erecektir. Sonuç olarak şöyle diyecektir. Orta Asya Türklerinin Ruslara karşı milli isyan ve direniş hareketine ne denir? Basmacı hareketi. Basmacı hareketine siyasi ve askeri yönden destek veren kimdir? Enver Paşa. Peki kültürel yönden destek veren kimdir derseniz Zeki Velidi Togan'a dikkat edin. Zeki Velidi Togan'a dikkat edin arkadaşlar.
kültürel yönden destek vermiştir. Peki üçüncü maddeye geçelim. 1929 Dünya Ekonomik Krizi'nin Türkiye etkileri nelerdir? Arkadaşlar bu da sorulabilecek soru. Şu an dünya zaten her gün her zaman krizde. Krizler bir türlü bitmiyor. Dünya ekonomik bunalımının yani kara perşembenin Türkiye etkileri nelerdir? Türkiye bu 29 Dünya Ekonomik Krizi üzerine hangi tedbirleri almıştır? Bunu buradan soru gelir, şahane de soru gelir. İnkılap tarihinde de sorarlar. Bunu çağdaş Türk dünyasında da sorarlar. İşte devletçi ekonomi modeline geçtik. Yani devletçilik ilkesi 1929'da başladı biliyorsunuz. Bu bir tesadüf değil. Dünya ekonomik krizine karşı bir tedbirdi. İthalata kısıtlamalar getirildi. Yani Avrupa'dan alıma kısıtlamalar getirildi. Yerli malı dediğimiz bir hafta ilan edildi. Yine bu 29 Dünya Ekonomik Bunalımına karşı tedbir ve çok güzel bir şey daha var dördüncü maddeye baktınız ama. Diyor ki yerli malını özendirebilmek için devlet sloganlar üretti. Evet bu sloganlar çok etkilidir. Bir avuç fındık, bir yığın sağlık. Yani fındık satışını patlatabilmek için devlet böyle slogan üretti. Üzüm, incir, fındık ye. Burası çok enteresan. Üzüm, incir, fındık ye. Hem sana yarar hem bana yarar. Devletin sloganı arkadaşlar. Artık ne olacak? Üzüm, incir, fındıktan sonra herhalde nüfus patlaması olacaktır Türkiye'de ki olmuştur bu slogandan sonra. 29 yılında devletçilik ilkesi resmen uygulanmaya başlanmıştır. Yine 29 yılında arkadaşlar yüksek gümrük uygulaması yani gümrük tarife kanunu çıkarılmış. Avrupa'dan gelen ithal mallara yüksek gümrük uygulanmıştır. Sebebi ne? Yerli malının halk tarafından tercih edilmesi. Çünkü Avrupa'dan gelen mal ucuz olursa halk yerli malını değil de Avrupa'dan gelen malı alıyor. Bundan dolayı yerli malı almıyor. Dolayısıyla ekonomi çöküyordu. Ekonomiyi iyi bir düzeye getirebilmek amacıyla gümrük tarife kanunu ya da başka bir deyişle yüksek gümrük uygulaması başlatılmıştır. 29 Dünya Ekonomik Bunalımına tedbir maksadıyla. Yine güzel bir şey Merkez Bankası kuruldu arkadaşlar. 1930 yılında Merkez Bankası yine bu doğrultuda kurulmuştur. Tedbir. Bunun dışında Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruldu arkadaşlar. Partilerle ilgili yine dün bir PDF paylaştım size. Telegram'da attım. Her zaman böyle 2-3 yılda bir de TCF, CHP ve SCF ile ilgili soru geliyor. Arkadaşlar dünya ekonomik krizi sebebiyle mecliste yeni fikirler üretebilmek ve meclisteki iktidar partisine muhalefet edebilmek amacıyla Serbest Cumhuriyet Fırkası kurulmuştur. Dünya ekonomik krizine tedbir olarak. Ali Fethi Okyar kurmuştur biliyorsunuz. Mustafa Kemal isteği üzerine kurulan bir partidir Serbest Cumhuriyet Fırkası. Yine 1929 yılında çok güzel bir şey arkadaşlar. Dünya ekonomisi bunalıma girince Türkiye'de ne yapacaktır? Çünkü 29 Dünya Ekonomik Krizi sebebiyle Türkiye'de ekonomi bozulacaktır. Ekonomi bozulunca Lozan'da söz verdiğimiz dış borçları ödeyemeyeceğiz. Bu noktada Fransa olan borçlarımız var. Ödeyemeyince o sıralarda Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Hoover diyecek ki Hoover moratoryumu. Ne demek Hoover moratoryumu? Borçların ertelenmesi sistemine geçilecek. Ne demek borçların ertelenmesi? Amerika diyelim ki Türkiye'den alacaklar. Amerika Türkiye'den alacağı borcu diyor ki 10 yıl erteledim. Amerika İngiltere'ye borçlu diyorum. İngiltere diyor ki Amerika'dan 10 yıl erteledim. Fransa İngiltere diyor ki 10 yıl erteledim. Alacaklı alacağını 10 yıl erteleyince yani 10 yıl borçsuz bir dünya yaratıyorsunuz. 10 yılda devletler toparlanıyor. 10 yıl sonra borçlarını ödemeye başlıyor. Borçların ertelenmesine biz Hoover moratoryumu diyoruz. Yine güzel bir sistem var arkadaşlar. 1933'te Türkiye yine dış ödemelerde zorluk çekecektir. Bu doğrultuda clearing sistemine geçilecektir. Clearing. Ne demek clearing? Clearing. Arkadaşlar takas sistemi. Yani parayı kullanmıyorsunuz ticarette clearing sisteminde. Malını alanın malını alma. Yani hoş bir tabir değil ama malını alanın malını alma ne demek? İngiltere benden mal aldıysa ben de İngiltere'den mal alacağım. Ama Almanya benden mal almadıysa ben Almanya'dan mal almayacağım. O zaman İngiltere benden mal alıyorsa ben de onun malını alıyorsam aramızda para söz konusu olmayacak. Ne demek? Örnek veriyorum biz İngiltere'den ne diyelim? Örnek veriyorum buğday aldık. Ne kadar? 100 bin ton buğday aldık. Bunun karşılığında biz de İngiltere'ye aynı para ölçüsünde ama para vermiyoruz. Diyoruz ki biz de sana o zaman 100 bin ton darı gönderelim. Buna clearing sistemi diyoruz. Yani takas sistemi diyoruz. Malını alanın malını alma ilkesi. Bu şekilde arkadaşlar para tedavülden kaldırılmış oluyor çünkü kimsede zaten para yok. İşte dünya ekonomik krizine karşı alınan tedbirlerden birisi de clearing sistemiydi. Dördüncü maddeye geçelim. Arkadaşlar Locarno Anlaşması, Brian Kellogg Paktları. Bunları sorularda çok duyuyorsunuzdur. Locarno Anlaşması ve Brian Kellogg Paktı. Bunların ikisi de Atatürk dönemindedir. Locarno Anlaşması'nda biz yokuz. Alakamız yok zaten Locarno Anlaşması'yla. Şimdi Locarno Anlaşması nasıl sorar? 1925 yılında oldu Locarno. Şöyle bir şey arkadaşlar.
Birinci Dünya Savaşı'nın işte başlatanı biliyorsunuz Almanlardı. İkinci Dünya Savaşı'nın başlatanı da Almanlardır. Birinci Dünya Savaşı'nda gerçi Avusturya Macaristan'ı, Sırbistan'ı işgalle başladı ama Almanya tabii ki Avusturya'ya hep destek verdi. Şimdi Almanya bir dünya savaşı ya da bir savaş çıktığı zaman Almanlar hep Fransa'yı işgal eder. Fransa'nın ezeli düşmanı her zaman Almanya'dır. Almanya her savaşta işgal etmiştir Fransa'yı. Birinci Dünya Savaşı'nda da işgal etti, İkinci Dünya Savaşı'nda da işgal etti. Birinci Dünya Savaşı'nda bitiminden sonra, Birinci Dünya Savaşı 1918'de bittikten sonra Almanlar yenildi. Fransa ise korkuyor, hala korkuyor Almanlardan. Sonra diyor ki Fransa Milletler Cemiyeti'ne, Almanya bir daha bana saldırmayacağına dair garanti versin. Ve Avrupa ülkelerine saldırmayacağına dair garanti versin. Dikkat arkadaşlar, Almanya'ya karşı güvensizliğin oluştuğu bir dünyada Fransa ve Avrupa ülkeleri Almanya'dan bir daha onlara saldırmayacağına dair garanti istiyor. Almanya da diyor ki, Locarno Anlaşması'nın amacı bu. Almanya diyor ki, garanti ediyor. Ben diyor bir daha, Locarno Anlaşması 1925 diyor ki, ben bir daha Fransa'ya ve Avrupa ülkelerine saldırmayacağım. Bunun garantisini veriyorum. Neyle? Locarno Anlaşması'yla. Ama sene 1933 olacak. Adolf Hitler Almanya'da ortaya çıkacak. Diyecek ki, Locarno'yu tanımıyorum. Ne demek bu? Almanya Fransa'ya dalacak demek. Evet. Almanya'nın Fransa'ya saldırmaması için yapılan bir anlaşma Locarno. Ama Almanlar yine dalacak Fransa'ya. Brian Kellogg Paktı arkadaşlar. Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa arasında yapılan bir dostluk anlaşması. Burada işte ABD ve Fransız Dışişleri Bakanlığı, Brian ve Kellogg bir araya geliyor. İki devlet arasında hiçbir zaman savaş yapılmayacağına dair bir anlaşma yapıyorlar. Sonra Amerika Dışişleri Bakanı diyor ki, Kellogg diyor ki, diğer devletler de buna katılsın, böylece dünyada savaşlar çıkmasın. Ve bunun üzerine ne yapılıyor? Bütün dünya devletlerine çağrıda bulunuyor. Onlar da katılıyor. Böylece dünya barışını sağlayabilmek için bir anlaşma yapılıyor. Bunun adı da Brian Kellogg Paktı. Ama İkinci Dünya Savaşı'na yavaş yavaş geliyoruz. İkinci Dünya Savaşı'nı hızlandıran gelişmeler şunlar arkadaşlar. Ben size kısaca bir özet yapayım. Bu her savaşın sebebi önceki savaşın sonucudur. Bir kere bunu bilelim. Önceki savaşın sonucu sonraki savaşın sebebidir. İkinci Dünya Savaşı'nın sebebi de önceki savaşın sonuçlarına dayanıyor. Hatırlayın, Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlar yenilmişti. Ve Almanya yenildikten sonra arkadaşlar yıllar sonra 11-12 yıl sonra Adolf Hitler diye bir adam ortaya çıkacak. Bir de ne yapacak? Birinci Dünya Savaşı intikamını alacağım diyecek. Ve bu şekilde Alman milletini kendi arkasına alacak. Ve İkinci Dünya Savaşı'na doğru Almanları sürükleyecek de. Almanları sürükleyecek olan bu Adolf Hitler Almanya'da bir parti kurar. Adolf Hitler aslında ressam olmak istiyordu ama resim öğretmeni onu desteklemeyince siyasete atıldı. Siyasetçi oldu, Nazizmi kurdu. Nazizm Alman milliyetçiliği demek ve Nazizmin yanı sıra da bir politika üretti. Dedi ki Adolf Hitler, dünyada bir yerde bir Alman yaşıyorsa orası Alman toprağıdır. Buna da hayat sahası ya da pangermenizm diyebilirsiniz. Aynı anlama çıkıyor hayat sahası ya da pangermenizm ya da hayat alanı. Bir yerde bir Alman varsa orası Alman toprağıdır. Bu saçma psikopatça bir şey ama işte hayat sahası, hayat alanı, pangermenizmi ortaya atan Adolf Hitler'di. Adolf Hitler National Sosyalist Parti'yi kuracak. Sonra da Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Almanların düşmüş olduğu bu kötü bunalımdan Alman ırkını çıkartabilmek amacıyla ne yapacak? Yer altında gizli örgütlenmeler yapacak. Ve ondan sonra dağların içi oydurup dağların içinde fabrikalar kuracak. Sonra da silah, cephane, helikopter, tanktır, denizaltıdır üretecek. 1933 senesine geldiğimiz zaman Adolf Hitler diyecek ki dünyaya meydan okuyacak. Ben diyecek Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda yapılan Versay Anlaşması'nı tanımıyorum. Ren Nehri'ne de asker çıkartıyorum. Varsa bana itiraz olan karşıma çıksın diyecek ve dünyaya meydan okuyacak. Diğer taraftan Adolf Hitler gibi bir adam daha var. Arkadaşlar o da İtalya'da ortaya çıkacak. İtalya'da ortaya çıkacak olan bu adamın adı Mussolini. Peki İtalya Birinci Dünya Savaşı'nın galiplerinden olmasına rağmen hiç kazanç sağlayamamış, elde var sıfır. Bu başarısızlık İtalya'da arkadaşlar rejimi devirecek, İtalya'da cumhuriyet kurulacak. İtalya'da cumhuriyet kurulduktan sonra arkadaşlar İtalyan Faşist Partisi kara gömleklilere yarayacak. Mussolini'nin partisi kara gömleklere yarayacak. Ve Mussolini arkadaşlar Benito Mussolini, diğer bir lakabı var Benito Mussolini'nin, Duce, sert adam, Duce dediğimiz Benito Mussolini'dir. Kara Gömlekler Partisi iktidara gelecek arkadaşlar ve İtalyan Mussolini Birinci Dünya Savaşı sonundaki o kendilerine yapılan üvey evlat muamelesini kabul etmeyecek. Diyecek ki İngiltere Fransa'ya, sizler, ben galip devlet olmama rağmen siz
Beni üvey evlat muamelesi yaptınız. Birinci Dünya Savaşı'na yardım etmeme rağmen hiçbir şey vermediniz. Ben bunun intikamını alacağım diyecek. Ve büyük bir politika içine girecek. Mussolini Akdeniz'e. Bizim Akdeniz yok mu? Bizim Akdeniz. Ben Mersinliyim. Akdeniz'de yaşıyorum. Mussolini Akdeniz'e diyecek ki bizim Akdeniz diyecek. Bizim deniz diyecek. Pardon. Bizim deniz. Ne demek bizim deniz? Mare Nostrum. Bizim deniz diyecek. Ve Roma İmparatorluğu yeniden canlandırmak isteyecek. Yani Mussolini Sezar rolünü oynayacak. Roma İmparatorluğuna Sezar denirdi biliyorsunuz. Ve yeniden Roma'yı diriltmek isteyecek. Bizim deniz Akdeniz'e Mare Nostrum diyecek. Bizim deniz diyecek. Ve bu şekilde arkadaşlar bir saldırgan bir politika izlemeye başlayacak. Mussolini'nin sözleri meşhurdur. Çok saçma sapan sözler söyler ama bu sözleri sorabiliyor. Bu da hissettiğim bir söz arkadaşlar. Şimdi Mussolini her gittiği yerde nutuk atar. Nutuk atmayı seven bir adamdır. Scala nutku var. Scala şehrinde bir Scala nutku var. Şu cümleye dikkat eder misiniz? Burada yorumları da açmak istiyorum. Eğer ki sınavda saçma sapan bir söz gördünüz ve duydunuz, cevap Mussolini arkadaşlar. Hiç cevap araştırmayın. Direkt cevap Mussolini. Çünkü her sözü saçma sapandır ama akıl doludur. Ama yani tam açık ve net değildir ama sonucu bellidir ama sonucu uzatır hep Scala nutkunda olsun ya da diğer mesela başka nutuklarında olsun. Diyor ki sözünde her şey devlet içinde ve devlet için. Hiçbir şey devlet dışında başka bir şey için değildir. Yani Türkçesi her şey devlet içindir demiyor. Her şey devlet içindir demiyor. Böyle diyor. Her şey devlet içindir demiyor. Diyor ki her şey devlet içinde ve devlet için. Hiçbir şey devlet dışında başka bir şey için değildir. Dolayısıyla böyle saçma sapan sözler arkadaşlar İtalyan Mussolini'ye aittir. Atın tutar yani. Peki. Olabilir. Direkt Mussolini işaretleyin hocam. Evet. İtalya'da Mussolini'nin saldırgan politikaları. Aynen. Peki değerli arkadaşlarım, devam edelim. İtalya'da Mussolini saldırgan politikalar belirecek. Almanya'da Hitler'in saldırgan politikaları belirecek. Ve bu ikisi arkadaşlar bir araya gelecek. Teşekkürler Aycan. İkisi bir araya gelecek arkadaşlar. Bir gün Almanya'da Hitler, Birinci Dünya Savaşı'nın intikamını alacağım diyecek. İtalya'da Mussolini diyecek ki Hitler'e ben de sana katılabilir miyim diyecek. Gel ulan diyecek, o da gelecek. Ve bunun üzerine Almanya'da Hitler'in üstü açık Mercedes arabasında Mussolini de yanında oturacak ve dünyaya meydan okumaya başlayacak. Ne demek? Yavaş yavaş İkinci Dünya Savaşı'na doğru sürükleniyoruz demektir. Almanya ve İtalya'nın Mussolini ve Hitler'in politikalarla birleşmesi. Mussolini'nin bir politikası var, faşizm. Ne demek faşizm? İtalyan milliyetçiliği demek. Nazizm, Alman milliyetçiliği demek. Hitler ve Mussolini bu ikisini devreye sokacaklar. İki tane psikopat bir araya gelecek. Derken Japonya'da arkadaşlar bir psikopat daha çıkacak. Japonya'da imparator. Arkadaşlar diyecek ki Hitler ve Mussolini ben de katılmak istiyorum. Sen de gel ulan diyecekler. Japonlar da katılacak ve böylece arkadaşlar Mussolini'ye ait hocam. Böylece ne olacak? Japonya, Almanya ve İtalya ittifakı kurulacak. Ondan sonra da İkinci Dünya Savaşı'na çıkma ihtimali belirecek değerli arkadaşlar. Peki, şimdi bazen bazı sorular geliyor. Şimdi çok güzel bir yerdeyiz. Altıncı maddem çok etkili. Çağdaş Türk dünyasında soru gelirse şu altıncı maddeden gelme ihtimali çok yüksek. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şu an çok önemli yerdeyiz. Şimdi değerli arkadaşlarım, iki savaş arası dönemde dünya. Ne demek iki savaş? Soru şöyle gelir. Aşağıdakilerden hangisi iki savaş arası dönemde dünyada meydana gelen bir gelişmedir? Ne demek iki savaş arası dönemde dünya? 1918 1900 arkadaşlar 1918 1939. İki savaş arası bu oluyor. Birinci Dünya Savaşı'nın bitimi 1918, İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcı 1939. 1918-1939 yılları arasında meydana gelen olaylardan biridir diye soruyor. Burada pek çok şey vardı ama ben sizler için eledim ve 8 maddeye düşürdüm. Geçen sene de bunlardan Alexander Fleming'i sordular. Peki, şimdi bir bakalım. Buradan yine bir soru gelirse bu 8 maddeden birisi gelir, başka bir şeyin çıkma ihtimali yok. İki savaş arası dönemde ne var? Adolf Hitler'in arkadaşlar bir kitabı var.
Mein Kampf'ı yayınlıyor. 25-27 yıllar arasında Mein Kampf, Kavgam isimli eserini yayınlıyor. 1927 yılında çok enteresan ilk sesli sinema filmi yapılıyor. İlk sesli sinema filmi 1927'de çıkıyor. Ondan önce sessiz sinema var. Charlie Chaplin'i bilirsiniz. Ama 27'de sesli sinema. Yine üçüncü maddeye bakarsanız Albert Einstein Nobel Fizik Ödülünü alıyor. İzafiyet teorisiyle. Mimari bir akım olan Bauhaus dediğimiz bir akım ortaya çıkıyor. Beşinci madde önemli. Benim için çok önemli. Şu ikinci madde önemli. Sesli sinema. Bir de beşinci madde. Konuşan basın dediği radyodur arkadaşlar. Radyonun önem kazanmasıyla konuşan basın dönemi başlıyor ve ilk radyo yayını 1920 senesinde yapılıyor. Türkiye'de ise arkadaşlar ilk radyo yayını yine 1920 senesinde yapılıyor. Aynı sene biz de yayın yapıyoruz. Anadolu Ajansı vasıtasıyla. Peki, konuşan basın dediğimiz radyo ilk defa 1920'de başlıyor. Avrupa'da arkadaşlar pek çok çizgi film kahramanı çıkıyor. Tenten. İzlemişsiniz de filmi bile vardı. Popeye dediğimiz Temel Reis. Süperman gibi çizgi film kahramanları çıkartılıyor. Neden? Çünkü Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra milyonlarca insan ölmüş ve insanların psikolojik anlamda moralleri bozulmuştur. Ekonomiler çökmüştür. Ekonomiyi canlandırmanın tek bir yolu var. İnsanları psikolojisini düzeltmek ve ekonomiyi canlandırmak için de bazı karakterler yaratmak. Mesela Temel Reis. O dönemlerde ıspanaklar yerin dibindedir. Kimse ıspanak almıyordu. Ispanağı satışı patlatmanın tek bir yolu vardı. Temel Reis'i yarattılar. Temel Reis ıspanağı yiyince böyle kasları çıkıyordu. Ondan sonra da ne yapıyordu? Güçleniyordu. Çocuklar da etkilenince anne ben ıspanak istiyorum diyordu. Bunun üzerine ıspanak satışları patladı gitti. Süpermen, büyük kahraman. Yani Amerika kendini dünyanın en büyük süper güçleri gösterebilmek amacıyla Süpermen gibi bir adam yarattılar. Maksatları ne? Süpermen dünyayı kurtarıyor. Aslında Süpermen'i yaratan Amerika kurtarıyor. Amerika ön plana çıkarmak için yapılan bir çizgi filmdi Süpermen. Geçen senenin sınav sorusu arkadaşlar, zaten geçen senenin notu, hiçbir ekleme yapmadım. 29'da Alexander Fleming diyorum. Alexander Fleming penisilini icat etti. Penisilin biliyorsunuz güçlü bir antibiyotik. Penisilini icat etti. Bunu geçen sene sordular. John Steinbeck'in gazap üzümleri var. Gazap üzümleri de çıkabilir arkadaşlar. İki Dünya Savaşı arası dönemde meydana gelen 8 maddeyi söyledik sizlere. Peki 7. maddeye bakalım. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı öncesi aldığı tedbirler, ki dün Telegram'a onu yine sizler için attım. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı öncesinde aldığı 5 tane tedbir var. Bu tedbirlerde arkadaşlar en önemli soru değeri şu. Bunların isimlerini bileceksiniz ama hangi ülkeye karşı olduğunu bilmeniz gerekiyor. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girişi 1932. Almanya ve İtalya'nın saldırgan politikasına karşı yapıldı. Karşısına Almanya, İtalya yazabilirsiniz. Türkiye'nin Balkan Antantı'na girişi, Türkiye Batı sınırlarını güvence altına almak amacıyla İtalya ve Almanya'nın saldırgan politikalarına karşı, İtalya Almanya'ya karşı Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya'nın da katılımıyla yapılmıştır Balkan Antantı. Akdeniz Paktı arkadaşlar, Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve İngiltere'nin katılımıyla gerçekleşmiştir. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve İngiltere vardır Akdeniz Paktı'nda. Akdeniz'i güven altına almak için yapılmıştır. Türkiye o yüzden buradadır. Akdeniz Paktı İtalyanlara karşı, onu söyleyeyim. Akdeniz Paktı sadece İtalyanlara karşı, Almanlara karşı değil. Çünkü o dönemlerde İtalyanlar 12 adı Rodos'u silahlandırmış. Bu da Akdeniz'in güvenliğini tehlikeye düşürünce Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve İngiltere Akdeniz Paktı'nda bir araya gelmiş İtalya'ya karşı. Montreux Boğazlar Sözleşmesi, yaklaşan 2. Dünya Savaşı öncesinde Türkiye Boğazlara yeniden egemen olabilmek ve Boğazlar Komisyonu'nun kaldırılması sağlayabilmek amacıyla yapmış. Ve Boğazlar Komisyonu kaldırılmış, Boğazlar'daki tüm yetkiler ve geçişlerin hakkı Türkiye'ye bırakılmıştır. Montreux Boğazlar Sözleşmesi, Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı öncesinde Boğazları güven altına alabilmek amacıyla yapmış olduğu bir girişimdir. Kime karşı yapılmıştır Montreux Boğazlar Sözleşmesi? İtalya ve Almanya'ya karşı. 2006 2008 sınav sorusu. Sordular. İkinci Dünya Savaşı öncesinde Montreux Boğazlar Sözleşmesi hangi saldırgan ülkenin işte tehdit dolu yaklaşımlarına karşı yapılmıştır diye sormuş. 2006'da cevap İtalya, 2008'de cevap Almanya. Zaten İtalya Almanya'ya karşı yapıldı Montreux Boğazlar Sözleşmesi. Bir de Sadabat Paktı var arkadaşlarım. Sadabat Paktı da
Yine 2. Dünya Savaşı öncesinde Türkiye'nin doğu sınırlarını güvence altına alabilmek amacıyla yapmış olduğu bir paktı. Sadabat Paktı'nda arkadaşlar Türkiye, İran, Irak, Afganistan var. Ve böylece doğu sınırlarımızı güvence altına almak istedik. Peki kimin saldırgan politikasına karşı derseniz Sadabat Paktı, İtalya'nın saldırgan politikasına karşı sadece. Akdeniz Paktı ve Sadabat Paktı sadece İtalya'ya karşı. Onun dışında arkadaşlar diğerleri 3 tane kalıyor. Milletler Cumhuriyeti, Balkan Antantı ve Montreux Boğazlar Sözleşmesi ise İtalya ve Almanya'nın saldırgan politikalarına karşı yapılmıştır. Her şeyin özü bu. Peki arka sayfaya geçtik. Sayfa 5'teyiz. Hayat sahası. Arkadaşlar bazen sorularda hayat sahası, bazen hayat alanı, bazen de pangermenizm diye geçer. Birinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın üzerinde bulunduğu toprakların Alman ırkına yeterli gelmeyeceğini düşünen, daha sonraki süreçte de Hitler'in benimsediği bu politika Almanya'nın Avrupa'da yayılma alanı olarak söyleniyor. Yani nerede bir Alman varsa orası Alman toprağıdır. Biz buna hayat sahası ya da hayat alanı ya da hayat alanının dışında da pangermenizm diyoruz. Yine burayı sıcak bastı. Of of. Şimdi savaşa doğru sürükleniyoruz. İtalya'da Mussolini, Almanya'da Hitler, Japonya'da Hiroshima Takashi. Derken savaşa doğru gidiyoruz. Yani dünya savaşa gidiyor. Resmen gidiyor. Sınavda çıkabilir arkadaşlar. Geçen sene de çıktı mı tam hatırlayamadım. Çıkmış da olabilir. Yatıştırma politikası var. Sakin ol. Sakin. Çünkü dünya savaşa doğru gidiyor. İngiliz Başbakan Neville Chamberlain. Neville Chamberlain diyor ki İngiliz Başbakan dünyaya sakin olun. Ne yapıyorsunuz? Yeni bir savaşa doğru gidiyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın yıkıntılarını gördük. Bir daha yeni bir savaş olmasın. Sakin olun. Derken kendi sakin değil. Ve diyor ki ben bir görüşeyim diyor. Ve İngiliz Başbakan Neville Chamberlain Alman Hitler'le bir görüşme yapıyor. Diyor ki Hitler sen ne yapıyorsun? Nedir bu durum ya? Savaşa ne gerek var? Masada çözebiliriz bu işleri diyor. Sakin. Hitler diyor tamam, sıkıntı yok, sakin olun. Neville'le görüştükten sonra Hitler ertesi günün akşamı Dünya Savaşı'nı başlatıyor. Yani ne demek? Appeasement politikası diye geçiyor. Appeasement ne demek arkadaşlar? Yatıştırma, sakinlik politikası İngiltere'ye ait bir politikadır. Bunu bilseniz yeterli. Arkadaşlar İkinci Dünya Savaşı'na doğru giriyoruz. Müttefik devletler var, mihver devletler var. Birinci Dünya Savaşı'nda ittifak devletleri, ittilaf devletleri vardı. İkinci Dünya Savaşı'nda mihver devletler var, ittilaf devletleri yine var. Ama İtilaf Devletleri'ne bu dönem İtilaf demiyoruz, Müttefik Devletler diyoruz. Yani Anlaşma Devletleri yine aynı aslında. Müttefik Devletler'de ben 5 tanesini yazdım, yoksa bir sürü devlet var. Biz buna Firça diyoruz, Müttefik Devletleri, Firça. Yani İtilaf Devletleri, 2. Dünya Savaşı'nın İtilaf Devletleri'ne biz Müttefik Devletler diyoruz, Firça. Fransa, İngiltere, Sovyet, Rusya. Baş harfler Fransa, İngiltere, Rusya yani Sovyet Rusya, Çin ve ABD. Bu 5 büyük. Bu 5 büyük devlet bugün arkadaşlar Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nda Güvenlik Konseyi'nde daimi üyeler. Hani Recep Tayyip Erdoğan diyor ya dünya 5'ten büyüktür. Bunları kastediyor. Bunlar dünyayı avucun içinde oynatıyor bu 5 ülke. Tabii ki dünya 5'ten büyüktür. Katılıyorum bu noktada. Mihver devletler var arkadaşlar. 2. Dünya Savaşı'nda Almanya, İtalya, Japonya. Üçü var zaten başka yok. Süper güç Almanlar. İtalyanlar süper güç olmuş. Japonlar da süper güç. Yani kolay kolay yenilmeyecek zaten göreceksiniz. Atom bombası atılacak. Öyle yenilecek. Peki. Arkadaşlar önemli bir noktaya gelelim. Şimdi sınavda çıkabilecek iki tane olay var. Sınavda soruyor. Diyor ki Almanya'nın şöyle söyleyeyim. Sovyet Rusya'nın müttefik devletlere katılmasına sebep veren gelişme nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nin müttefik devletlere satılmasına sebep veren gelişme nedir? Arkadaşlar buna dikkat edelim. ABD'nin müttefik devletlere katılmasına sebep veren gelişme Japonya'nın Pearl Harbor baskını üzerine, deniz baskını üzerine Amerika İtilaf Devletleri'ne katılacak müttefiklere. Almanya Sovyetlere saldıracak Barbarossa harekatıyla, Barbarossa harekatı üzerine de Sovyetler ne yapacak? Müttefik devletlere katılacak. Bunu soruyorlar. Barbaros Harekatı üzerine savaşa katılan Sovyet Rusya ve Pearl Harbor baskını üzerine savaşa katılan Amerika Birleşik Devletleri'dir. Arkadaşlar Dünya Savaşı sırası başladığı zaman hatlar, savunma hatları yapılacak.
Majino savunma hattı, zaten Majino kelimesi direkt Fransızca olduğu belli arkadaşlar. Fransa'nın kendi ülkesini savunmak için yapmış olduğu hat Majino hattıdır. Atlantik duvarı savunma hattı dediğimiz arkadaşlar, Almanların kendi ülkesini savunmak için yapmış olduğu savunma hattıdır. Stalin savunma hattı, adı üstünde arkadaşlar, Rusların kendi ülkesini korumak için yapmış olduğu savunma hattıdır. Bir hat daha var. O da Türkiye'nin kendini korumak için yapmış olduğu savunma hattı. O dönemlerde arkadaşlar Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'tır. Türkiye ise çakmak hattını yaparak savunma tedbiri almıştır. Çakmak hattı dediğimiz Fevzi Çakmak'tan gelir arkadaşlar. Türkiye'nin savunma hattıdır 2. Dünya Savaşı'nda. Peki 12 Adalar Odası'nın hikayesini daha önce anlatmıştım. Tekrarlıyorum arkadaşlar. 12 Adalar Odası bizimdi. Bu Trablusgarp Savaşı devam ederken İtalyanlar 12 Adalar Odası'nı işgal etmişti. O sıralarda Osmanlı 1. Balkan Savaşı çıkınca İtalya ile Uşa Anlaşması'nı yapmak zorunda kalmıştı. Geçici olarak 12 Adalar Odası'nı biz İtalya'ya bırakmıştık Uşa Anlaşması'yla. 1. Balkan Savaşı sonunda gelip alacağız diye. 1. Balkan Savaşı Osmanlı yenildi. Sonra İtalya'ya geldik, dedik ki 12 Adalar Odası'nı verir misin? O da bizi bir hareket çekti. Ben burada yapamıyorum. Hareket çekti. Vermedi yani. Vermeyince 12 Adalar Odası'nın arkadaşlar geçici olarak da işgal hakkı İtalyanlarda kaldı. Ondan sonra arkadaşlar 12 Adalar Odası İtalyan işgalinde kaldı. Daha sonra biz Lozan Anlaşması'yla 12 Adalar Odası'nın tapusunu biz İtalyanlara verdik. 1923 Lozan Anlaşması'yla 12 Adalar Odası İtalyanlara gitti. Tamam, buraya kadar. İtalyanlara gitti. Artık bizim değil. 12 Adalar Odası bizden İtalya'ya geçti. Sonra 2. Dünya Savaşı başladı. 2. Dünya Savaşı'nda İtalyanlar Almanların yanında. İtalya her zaman dönektir. 1. Dünya Savaşı'nda İtalyanlar ne yapmıştı? Döneklik atmış. İttifak safından itilaf safına geçmişti ya İtalyanlar. 1943-44 yıllarında arkadaşlar İtalyan Mussolini seçimi kaybetti. Yeni gelen kişi de dedi ki biz miğfer devletleri bırakıyoruz, itilaflara geçiyoruz. Yine döneklik yaptılar. O yüzden İtalya çok zarar görmedi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Ama 12 Adalar Odası o sıralarda savaş devam ederken kurtarmıştı müttefik devletler. 1947 senesine geldiğimiz zaman 12 Adalar Odası müttefik devletleri ilk önce aslında Türkiye'ye teklif ettiler. Burayı siz ister misiniz, alır mısınız? İsmet İnönü dedi ki ben Türkiye'nin sorunlarla zor uğraşıyorum. Bir de gidip 12 adayla uğraşamam deyince müttefikler 12 Adalar Odası arkadaşlar Yunanistan'a verdiler. Bu İsmet İnönü'nün hatasıdır. İstemedi. Bizim demedi. Bizim diyemedi. Ve 12 Adalar Odası arkadaşlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1947 senesinde Yunanistan'a geçti ve hala Yunanistan'dır. Yani Lozan Anlaşması ile 12 Adalar Odası bizden İtalya'ya geçiyor. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1947'de ise İtalya'dan Yunanistan'a geçiyor. Dolayısıyla Atatürk 12 Adalar Odası'nın İtalya'dan Yunanistan'a geçtiğini görmedi. Çünkü Atatürk 1938'de ölmüştü. Hani soruyor ya sınavlarda hangisi Atatürk dönemi gelişmesidir? 12 Adalar Odası'nın bizden İtalya'ya geçmesi 1923. Bu Atatürk dönemi gelişmesi. Atatürk dönemi 1919-38 arasıdır. Ama 12 Adalar Odası'nın İtalya'dan Yunanistan'a geçtiğini Atatürk görmedi çünkü 38 yılında vefat etmişti. Buna dikkat edin. Sayfa 6'ya geçtik arkadaşlar. ABD ve Atlantik bildirisi demiş. Şimdi ben size bir soru sormak istiyorum. Yorumları da açıyorum. Soru şu. Şu konumuzla ilgili değil. Birinci Dünya Savaşı'ndan bir soru soracağım ki bağlantı kurayım. Birinci Dünya Savaşı'nda Amerika Birleşik Devletleri Birinci Dünya Savaşı'nda itilaf safına katılacaktı. Peki Birinci Dünya Savaşı'nda Amerika'nın savaşa girme şartı neydi? Birinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin savaşa katılma şartı neydi? Birinci Dünya Savaşı'nda ABD'nin itilaf devletlerin yanında savaşa katılma şartı neydi? Aferin Özdemir. Aferin Beste. ABD'nin 1. Dünya Savaşı'nda İngiltere'nin yanına katılma şartı Wilson ilkeleriydi. Wilson'a uyarsanız ben sizin yanınızda savaşa katılırım demişti, değil mi Amerika? 1. Dünya Savaşı'nda. Çok güzel. Şimdi ona benzer bir gelişme. 2. Dünya Savaşı başlamış. Amerika tarafsızlığını ilan etmiş. Savaşa katılmamıştı. Ve bu sıralarda yine İngiltere yine zor durumdaydı. Ve İngiltere dedi ki Amerika'ya benim yanımda savaşa katılır mısın? Arkadaşlar, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Franklin Roosevelt dedi ki, savaşa katılırız ama şartımız var. Nedir? Atlantik bildirisi.
Atlantik bildirisi ABD'nin 2. Dünya Savaşı'na katılma şartıdır. Neredeyse Wilson ilkelerinin aynısıdır. Yani savaştan sonra toprak kazanılmayacak, ilgili halkın onayı olmadan toprak değişikliği olmayacak, yani referandum olmadan topraklar el değiştirmeyecek. Uluslar kendi geleceğini kendisi tayin edecek. Bu söylediklerin Wilson'da da var, Atlantik bildirisinde de var. O zaman ABD'nin 1. Dünya Savaşı'na katılma şartı Wilson ilkeleri, ABD'nin 2. Dünya Savaşı'na katılma şartı ise Atlantik bildirisi olacaktır. Wilson'un aynısıdır neredeyse. Morno'yu anlattık hocam. Evet. Çok güzel. Aferin. Devam edelim. Sayfa 6'ya devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı sırasında toplanan konferanslar var. Arkadaşlar bir sürü konferans var. Casablanca, Moskova, Kahire, Tahran, Kübek, Dumbarton Oaks. Hey gidi hey, bunların hangilerini akılda tutacaksınız değil mi? Arkadaşlar benim için bir önemli olan nokta var. Bunların benim için hiçbir özelliği yok. Bunlardan Türkiye ile ilgili olanı sorarlar. Hangilerinde Türkiye'nin savaşa katılması konusu görüşülür? Bunu bilmeniz gerekiyor. Hangilerinde Türkiye'nin savaşa katılması konusu görüşüldü? Ben bunu sayfa 7'de anlatacağım size. Onun dışında şöyle bir bakalım. Casablanca'yı geçin şimdi. Moskova'yı geçin. Kahire'yi geçin. Tahran Konferansı geçin. Kübek Konferansı. Kübek Konferansı'nda bir şey söyleyeceğim. Kübek'le ilgili. Sizin işinizi kolaylaştırmak amacıyla bunu yapıyorum. Evet. Bir de Dumbarton Oaks Konferansı var. Çok güzel. Orada notumuzda arkadaşlar sadece koy puntalı bir yer var. İki tane, üç tane, dört tane, beş tane kelime var. Kelime. Cümle bile değil. Kelime. Kübek Konferansı ile ilgili soracakları tek bir şey var. Almanya'ya karşı ikinci cephenin Fransa kıyılarından, yani Normandiya çıkarmasının yapılmasına karar verildi. Zaten Normandiya çıkarmasından sonra Almanlar beyaz bayrağı salladı ve Dünya Savaşı bitti. Yani Almanya'nın yenilgisini Normandiya çıkarmasına bağlayabiliriz 2. Dünya Savaşı'nda. O yüzden Almanya'ya karşı ikinci bir cephenin açılmasına karar verilmesi ve Normandiya çıkarmasının yapılmasına karar verilmesi nerede oldu? Kübek. Sadece bunu biliyoruz. Diğer yukarıdakilerine sadece bir bağlantısı var. Böyle yani zorlanmayın diye çok basit anlatacağım. Sınavda da zaten aynısı çıkar. Bir de Dumbarton Oaks Konferansı var. Arkadaşlar bu da Birleşmiş Milletler temel ilkelerinin, BM teşkilatı daha yok. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Birleşmiş Milletler teşkilatı kurulacak. Birleşmiş Milletler'in temel ilkeleri, kuruluş faaliyetleriyle ilgili ön çalışma yapıldığı konferans. BM'nin kuruluşuyla ilgili ön çalışma yapıldığı konferans Dumbarton Oaks diye geçiyor. Bu kadar, onu bileceksiniz. Geçin arka sayfaya. Yedinci sayfa benim için çok önemli. Orada anlatacaklarım var. Hadi bakalım. Arkadaşlar, İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna geldiğimiz zaman soru 15 arkadaşlar, 7. sayfadayız. Yalta Konferansı toplanacak. Bakın bununla ilgili bir benzerlik daha var. Her zaman benzer özellik çok. Mesela 1. Dünya Savaşı'nda İtalya döneklik etti. 2. Dünya Savaşı'nda döneklik etti. 1. Dünya Savaşı'nda ABD savaşa katılma şartı olarak Wilson'u sundu. 2. Dünya Savaşı'nda Atlantik bildirisini sundu. Birinci Dünya Savaşı sonunda, Birinci Dünya Savaşı sonunda mağlup olan devletlerin durumunu görüşmek için Paris Barış Konferansı toplanmıştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ise Yalta Konferansı toplanıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Paris Barış Konferansı, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Yalta Barış Konferansı toplanıyor. Amaç ne? Dünya düzenini görüşmek. O Hitler'in dağıtmış olduğu dünya haritasını yeniden çizmek, Alman topraklarını paylaşmak ve dünya barışını sağlayacak, üçüncü bir dünya savaşının çıkmasını engelleyecek bir dünya barış örgütünün kurulmasının kararını alabilmek için Yalta Konferansı toplanıyor. Evet. Peki bu Yalta Konferansı'nı kimler topluyor? Big Three ne demek? Üç büyük. O zaman iki üç büyükler. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş demiyoruz tabii. Ne diyoruz? Arkadaşlar Winston Churchill İngiliz büyüğümüz. Franklin Roosevelt Amerikan büyüğümüz. Bir de Rus büyüğümüz var. Joseph Stalin. Üç büyük arkadaşlar. Ukrayna, o zamanlar Ukrayna'ya ait bir şehir. Yalta'nın Livadya, Yalta'nın güneyinde bulunan Livadya Sarayı'nda bir araya geliyorlar. Önemli değil. Amaç ne? Yalta Konferansı'nın amacı ne? Genelce, özetlen çok basit. Yeni dünya düzenini kurmak. Savaşın sonunda yeni dünya düzenini kurmak. Alman topraklarını paylaşmak. Ondan sonra Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulmasıyla ilgili karar almak ve bu 5 büyük devletin İngiltere, Fransa, Rusya, Çin ve ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde daimi üye olmasını sağlayabilecek kararları kabul etmekte.
Peki daha BM'nin kurulması gerektiğinden Yalta'da bahsediliyor. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulması gerektiğinden Yalta'da bahsediliyor gördüğünüz üzere. Peki nerede kurulacak? Birleşmiş Milletler hazırlık konferansı içinde yani Birleşmiş Milletler'in kurulması için bir hazırlık konferansı düzenlenecek. O hazırlık konferansında BM kurulacak. Bunun için de ABD'nin San Francisco şehrinde BM'nin kurulmasıyla ilgili konferansın toplanması kararlaştırılıyor. Yalnız bir şart var. Bu San Francisco konferansına katılması gereken devletlere bir şart koşulmuş. Diyor ki 1 Mart 1945 tarihine kadar Almanya'ya savaş açan ülkeler tarafını belli etmiş olur. Yani müttefikleri tutuyor demektir. Bu toplantıya kurucu üye olarak katılabileceklerdir deniyor. Kurucu üye. Zaten Dünya Savaşı'nın sonu gelmiş arkadaşlar. 23 Şubat 1945. 10 gün sonra savaş bitecek. İkinci Dünya Savaşı bitecek 10 gün sonra. Türkiye'de işte o zamanki Cumhurbaşkanı İsmet İnönü diyor ki Türkiye büyük bir edayla Almanlara savaş ilan ediyoruz. Evet, İkinci Dünya Savaşı'na biz katıldık. Almanlara savaş ilan ettik. Savaş ilan ediyoruz. İlan ediyoruz diyoruz. 10 gün sonra da savaş bitiyor. Peki neden savaşa katıldık? San Francisco Konferansı'na katılabilmek ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurucu üyesi olabilmek amacıyla biz Almanya'ya savaş açtık, savaş ilan ettik ve böylece de arkadaşlar İkinci Dünya Savaşı'nda galiplerinden olduk. Galibiz. O zaman sınavda sorarlarsa Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı'na katılmasına sebep veren gelişme nedir? BM'nin kurucu üyesi olabilmek amacıyla San Francisco Konferansı'na katılabilmek amacıyla Türkiye İkinci Dünya Savaşı'na katılmış ve Almanlara savaş ilan etmiştir. Birleşmiş Milletler Teşkilatı nerede kuruluyor? San Francisco Konferansı'nda kurulmuştur. Hemen soru üretelim. Arkadaşlar, Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulması gerektiğinden nerede bahsediliyor? Yalta Konferansı'nda bahsedilmiş. Nerede kuruluyor? San Francisco Konferansı'nda kuruluyor BM Teşkilatı. Dikkat. Peki, İkinci Dünya Savaşı'nda arkadaşlar, Türkiye dış politikası. Buna bakalım, ondan sonra bu sayfayı bitirelim, bir ara veririz. Arkadaşlar, İkinci Dünya Savaşı'nda Türk dış politikasına baktığımız zaman pasif bir politika var. Şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda ağzı yanmış bir millet, ağzı yanmış devlet adamları var. Atatürk gibi cevval ve zeki adamlar maalesef bu dönemde yok. Atatürk olsaydı ne yapardı? Atatürk olsaydı Türkiye bu kadar pasif kalmazdı. Savaştan kaçmazdık ama savaşa girmek için de çok sebep aramazdık. Çünkü Atatürk der ki, hayati bir tehlike olmadıkça savaş, kan dökmek bir intihardır. Milletin kanlarını, milletin canını biz feda edemeyiz. İkinci Dünya Savaşı yıllarında 1939-45 yılları arasında bakın olan politikayı anlatayım, dehşete düşeceksiniz. Şöyle olaylar yaşandı. 39-45 yıllar arasındaki politikadan bahsediyorum. Cumhurbaşkanı arkadaşlar İsmet İnönü. 39-45 yıllar arasında. O dönemde her iki tarafta yani miğfer devletler dediğimiz Almanya, İtalya, Japonya bloğu da müttefik devletler dediğimiz Fransa, İngiltere, Rusya, Çin, ABD de Türkiye'yi kendi yanlarında savaşa sokmak istiyorlar. Çünkü Türkiye'nin konumu özelliği, matematiksel konum, coğrafi konum, ne kadar konum varsa zaten dünyanın göbeğindeyiz. Bir savaş çıktığı zaman hep bizi etkiliyor yani. Nasıl bir coğrafyadaysak her iki tarafta Türkiye'yi kendi yanında savaşa sokmak istedi. Örneğin Alman Hitler. O zaman Hitler'e Führer diyorlar. Führer. Führer İsmet İnönü'ye mektup yazdı. Dedi ki Türkleri biz çok seviyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nda bizim yanımızda savaşa katıldınız. Türkleri seviyoruz. Lakin ola ki müttefik devletlere katılırsanız sizi paramparça ederim diye tehdit dolu bir mektup yazdı İsmet'e. İsmet'in cevabı şu oldu. Biz tarafsız kalacağız. Her iki tarafa da katılmıyoruz Sayın Führer dedi. Hitler okey o zaman dedi. İngiliz Churchill, Rus Stalin, Amerikan Roosevelt, onlar da sürekli İsmet İnönü'ne mektuplar yazdılar. Bizim yanımızda savaşa katılın diye. Ama İsmet gerçekten akıllı bir adamdır İsmet'i. Ben o noktada akıl noktasında çok severim. Yani akıl noktasında çok severim. Lakin temkinli bir adamdır ama işini sağlam alan bir adamdır. O yüzden Türkiye'yi bence korumuştur. Yanlış politika izlememiştir.
Şimdi yoğun baskılarla karşılaşan Türkiye savaş dışı kalmak, toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığı koruyabilmek amacıyla dış politikasında kolay kolay taviz vermedi. Savaştan hep kaçındı. Savaş sonuna kadar, savaşın son anlarına kadar hep savaş dışında kalmayı başardı. Ancak bu İsmet'in gerçekten dahiyane politikası oldu. Çünkü bu noktada İsmet'le görüşmeler oldu. İngiltere, Rusya, Fransa, özür dilerim Amerika görüşmeler yaptı. Bizim yanımıza savaşa katıldı. Örneğin Amerika'yı İngiltere, Rusya'yı nasıl oyaladı İsmet biliyor musunuz? Sene 1943 oldu. Pek çok konferans toplandı. Onlardan bahsedeceğim. Dedi ki İsmet, ya tamam dedi, tamam savaşa katılalım. Sene 43, katılalım. Tamam dedi. Ya ama dedi paramız yok dedi İsmet İnönü. Paramız yok dedi. Amerika dedi ki tamam dedi, ben sana para gönderiyorum. Ne kadar? 400 milyon dolar. Parayı göndermesi 6 ay sürdü. Sene 1944'e geldik neredeyse. Biz, hadi katılın. İsmet dedi ki ya silahımız yok, cephane yok, mermi yok. Var da yok diyor işte. Amerika dedi tamam onları da gönderiyorum. İsmet dedi gönderin dedi katılacağız. Onu gönderdiler. Sana zaten 1944 oldu. Sonra Normandiya çıkarması oldu. Almanya beyaz bayrak sallamak üzereydi. İsmet dedi savaşa katılıyoruz. Böylece savaşın sonuna kadar diğer devletleri de oyalayarak savaş dışı kalmasını sağladı Türkiye. Bu büyük bir başarıydı. Peki bu doğrultuda soru şöyle geliyor arkadaşlar. Aşağıdaki konferansların hangisinde Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı'na katılması konusu görüşülmüştür? Ben bunların hepsini topladım. İsimlerini bilsek yeterli. Kazablanka Konferansı. Türkiye'nin savaşa katılması konusu görüşüldü. Bakıyoruz. Adana görüşmeleri, Yenice görüşmeleri, diğer bir ismiyle Tarsus Yenice görüşmeleri diye geçer. Ya da Mavi Barış Vagonu diye geçer. Birazdan detayına ineceğim. Moskova Konferansı var arkadaşlar. Moskova Konferansı'nda da Türkiye'nin savaşa katılması konusu görüşüldü. Birinci ve ikinci Kahire Konferansları var arkadaşlar. Türkiye'nin savaşa katılması konusu görüşüldü. Ve Tahran Konferansı'nda da yine Türkiye'nin savaşa katılması konusu görüşüldü. Casablanca, Adana görüşmeleri, Moskova, Kahire, Tahran. Bu beş konferansta da Türkiye'nin savaşa katılması konusu görüşüldü. Ama iki tanesinde arkadaşlar Türkiye var. İki tanesinde. Casablanca'da biz yokuz ama konuşuluyor. Mesela Moskova konferansında biz yokuz, konuşuluyor. Tahran'da biz yokuz, yine biz konuşuluyoruz. Ama biz nerelere katıldık? İki tanesine katıldık. Adana görüşmelerine ve Kahire konferanslarına katıldık. Bu ikisi bizim için önemli. Mesela Adana görüşmelerini açalım biraz. Adana Yenice tren istasyonunda oluyor bu görüşmeler. Mavi Barış Vagonu dediğimiz bir trende oluyor arkadaşlar. İngiltere Başbakanı Churchill zaten Adana yolunuz düşerse Tarsus yolundan Adana'ya giderken Yenice'de tren istasyonuna indiğiniz zaman orada İsmet'le Churchill'in resimleri var. İngiliz Başbakanı Churchill ile Cumhurbaşkanı İsmet İnönü arasında Adana görüşmeleri gerçekleşiyor. İnönü Churchill'in diyor ki Türkiye en geç 1943 yılına kadar savaşa katılmalı diyor. Tamam diyor katılacağız diyor. Sıkıntı yok diyor. Tamam anlaşacağız diyor. Para gönderin silah cephane gönderin katılırız diyor. Katılma kararını alıyor Türkiye. Ama daha katılmış değil. Bu Adana görüşmelerine kimler katılıyor? Buna dikkat edin arkadaşlar. O sıralarda Başbakan Şükrü Saracoğlu. Fenerbahçeli var ya Şükrü Saracoğlu. Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu. Ve Genelkurmay Başkanı da Fevzi Çakmak ve Cumhurbaşkanı da İsmet. Dört kişi var Adana görüşmelerinde. İsmet İnönü, Şükrü Saraçoğlu, Dışişleri Bakanı Numan ünlüdür, Numan Menemencioğlu ve Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak katılıyor. Aynı sağırlar görüşmesi bu beste. Churchill de sağır, İsmet İnönü de sağırdır. Ha? Ha? Sen ne dedin? Ha? Diyeceklerdir. Bir de arkadaşlar Kahire görüşmesi var. Kahire görüşmesine İsmet gitmeyecek ama Numan Menemencioğlu gidecektir. Kahire konferansı, birinci Kahire konferansına katılacağız arkadaşlar. Ona bakalım. Kahire konferansında, birinci Kahire konferansına dikkat. Burada Eden, İngiliz Eden'le arkadaşlar bizim Dışişleri Bakanımız Numan Menemencioğlu görüşeceklerdir. Ve Türkiye'nin savaşa katılması konusu görüşülecektir. Bizden Menemencioğlu gidiyor. Ama ikinci Kahire konferansında bakın İsmet var. İkinci Kahire Konferansı'nda yine Türkiye'nin savaşa katılması konusu görüşülecektir. Bu doğrultuda ikinci Kahire Konferansı'nda ABD Başkanı Roosevelt, İngiliz Başkan Churchill ve arkadaşlar İsmet İnönü Kahire'de üçü bir araya geleceklerdir. Ve burada savaşa katılma ilki olarak kabul edilecektir. Şimdi Adana'da kimler var? İngiliz Churchill, İsmet İnönü. İkinci Kahire Konferansı'nda kim var? İngiliz Churchill, Amerikan Roosevelt ve Türk İsmet İnönü ise
var ikinci Kahire konferansında. Birinci Kahire konferansında ise Edem Menemenci oğlu vardır. Bunlara dikkat edin. Bunların hepsinde Türkiye'nin savaşa katılması konusu görüşülüyor. Kazablanka, Adana, Kahire, Moskova, Tahran. Biz iki tanesinde varız. Adana görüşmelerinde varız ve Kahire konferanslarında varız. Adana görüşmelerinde İsmet'le Churchill var. Kahire konferansından bir tane, birinci Kahire'de arkadaşlar Menemencioğlu gidiyor Dışişleri Bakanı. İkinci Kahire konferansında ise İsmet, Churchill ve Roosevelt var. Yani İngiltere, Amerika ve Türkiye var ikinci Kahire konferansında. Hepsinde de konu bu. Türkiye'nin savaşa katılması konusu görüşüldü. Peki Türkiye ne yapacak arkadaşlar? 1 Mart 1945 yılına kadar savaş açacağım diyecek. Sonra da San Francisco Konferansı'na katılabilmek, BM'nin kurucu üyesi olabilmek amacıyla savaşın bitmesine az bir süre kala Almanya savaş ilan edecek ve sonra da Almanya Japonya savaş ilan edeceğiz. Sonra da arkadaşlar savaş ilanı sadece bir diplomatik dil olarak kalacak. Çünkü silah falan sıkmayacağız. 10 gün sonra zaten savaş bitecektir. Simgesel bir harekettir ama sonuçta savaşa katılmışızdır. Simgesel olsa dahi. Evet. Yani biz 2. Dünya Savaşı'na Türkiye neden katıldı? BM'nin kurucu üyesi olabilmek için, San Francisco Konferansı'na katılabilmek için biz 2. Dünya Savaşı'na katıldık. Arkadaşlar sayfa 8'e geldik. Bir ara verelim. Aradan sonra 2. dersimizde tekrar birlikte olacağız. Bugün Çağdaş Türk Dünyası'nı bitirmemiz lazım. Ara veriyoruz. 15 dakika sonra birlikteyiz. Şu an saat kaç? 10. 10 çeyrekte birlikteyiz arkadaşlar. 10 çeyrekte. Teşekkür ederim. 10 çeyrekte birlikteyiz. Teşekkürler Meral. 13 çeyrek geçe görüşürüz.